Başka bir isteğiniz yoksa ben döneyim. Sağ olasın abla evladım. Seni de işinden gücünden alıkoyduk. Estağfurullah. Hoş geldiniz. Hoş gördük kızım. Bu gece Mardin'e dönüyoruz Sıla kızım. Gelmişken kalsaydınız keşke. Zinar'la öyle konuştuk. Ümmü'yü de alıp döneceğiz. Bora'nın haberi var mı? Konuştum ben. Haberi var. Hem böyle zamanlarda aşiretin başında olmak gerek. Münasip olan da budur. Öyle karar verdiyseniz yine gelin ama. Geliriz tabii kızım. Neden olmasın? İzninizle ben Bedir Hanım'ın mamasını yedireyim. Ben de geleyim sizinle. Baba. Ne yapıyorsun burada? Bakıyorum. Baktıkça da farklı şeyler görüyorum. Gözümü kapatıp açtıkça bile değişiyor bu şeyler. Onca zaman sonra fark ettim ki her şeye gözlerimi kapamışım. Sadece bildiğimi okumuşum. Görmediklerim ya da görmek istemediklerim o kadar çok şey olmuş ki. Hepsini şimdi daha iyi anlıyorum. Maşallah benim güzel yavruma. Keşke hemen gitmeseydiniz. Bedir Han da özlüyor sizi. Değil mi oğlum? Hadi bakayım. Yine gelin de babaanneye. Geliriz, gene geliriz. Sıla, bedel kadınla konuştuk biraz. Hastalığını söyledi. Öyle oldu maalesef. Kimseye söylememizi istemedi. O yüzden size de haber veremedim. Ama neyse ki erken teşhis. İyi gidiyor tedavisi. İyileşecek. Size söz etmemiş galiba. Ameliyat olması gerekiyormuş. Ama kendisi istemiyor. Olmayacağım diyor. Galiba geç kaldı. Şimdiye kadar görmediklerimi o kadar yabancıyım ki. Ne yapacağımı, ne edeceğimi bilmiyorum. Bütün bunları anlamaya, öğrenmeye ömrümü vefa eder mi? Onu da bilmiyorum. Bu gece gidiyoruz Dilavar. Ümmü'de gelmek istediğini söyledi. Öyle mi? Bana göre senin de gelmen... Baba, bunu konuşmuştuk değil mi? Tamam. Tamam. Bir şey demiyorum. Madem gelmek istemiyorsan gel. Dilaver dikkatli ol. Tamam. Tamam baba. Allah Allah. Niye öyle söylüyor ki acaba? Bilmiyordum böyle düşündüğünü. Sen annen iyi olsun. Bir an önce sağlığına kavuşsun istiyorsun elbet. O yüzden senin için olması gereken belli. Ameliyatı olsun bitsin istersin. Ama bir de bedel kadının tarafından bakman icap eder. Biliyorum, hiç kolay değil. Ama iyileşmesi için bu gerekliyse... O istemez mi iyileşmek? Dirayetli, kuvvetli kadındır Bedar. Sizlere sezdirmez elbet. Lakin o da korkar, üzülür. Öyle değil mi kızım? Öyle mutlaka. Unutma, bu derde yakalanan o. İyileşecek evvelallah. Ama desteğe, anlayışa, sabra ihtiyacı var. Teşekkür ederim Kevser Hanım. İyileşecek. Mardin'de hep beraber olacağız gene, göreceksin.
Demek okuldan kaçmış ha? Nereye gider ki? Nereden bileyim kızım, bilmiyorum ki ya. Bundan sonra her teneffüs tepesindeyim baba. Söz. Aferin kızım. Göz açtırmıyorsun o sıpaya, tamam mı? Ya arada size böyle bağırıp çağırıyorum. Niye bağırdığımı biliyorsunuz değil mi? Ya size bir şey olacak diye aklım çıkıyor ha. Biliyorum. Burası balıkların istiflendiği yer. Ömrümde duyduğum en saçma iş. Ama ne yapayım, orada çalışıyorum. Annemi biraz olsun yatıştırmak için tabii. Sevgili Bustanbul. Geçim bir yer burası. Misafirimiz mi gelmiş? Evet abi. Önce Serdar'ı istedi. Oradan Osman. Hoş gelmiş. Sen devam et. İsmi lazım olmayanların aksine üzerinde buzla dolaşan hayata gidin. Evim hemen şurada, önünde sörf tahtaları olan evi görüyor musunuz? İşte o evde abim Glenn ve annemle beraber yaşıyorum. Estağfurullah, buyurun geçin. Hoş geldin Burak. Emir iyi. Merak etme. Film izliyor. Merak etmiyorum zaten. Seni tanıyorum. Doğru. Tanırsın. İyi oldu ama arkadaşlık etti bana. Burak'a hoş geldin. Hazır mısın? Film yarım kaldı ama. Berzan Hanım'la futbol oyunu oynadık. Hakem taraf tuttu ama gene benim takım kazandı. Sonra çizgi film seyretmeye başladık. İşte sen geldin. İyi de ettin. Ben de ne zamandır evimde ağırlamak istiyordum seni. Kısmet bugün aymış. Evet. Bugün böyle oldu. Sonunda evde izlersin artık ha. Sağ ol. Bir şey değil. Sağlıcakla. Allah Allah. Bilavere bak sen. İşi güzellikle halledemeyeceğiz demek. Zümer! Buyurun abi. Tanrım bize mucize, bir mucize.
Tanrım bize mucize. Ceren Hanım. Alo. Evime biri girmiş. Çok korkuyorum. Hala içeride olabilirler. Ne diyorsun sen ya? Tamam, dışarıda bekle. İçeri girme, ben geliyorum. Aklında neler geçiyor baba? Zileha'nın güvenli olabileceği bir yer düşünüyorum baba. Burası işte. Hem gözümüzün önünde olur. Hem de kimsenin aklına gelmez değil. Dilaver Zeliha'nın burada olduğunu öğrenmiş olabilir. O zaman Berzan da öğrenebilir diyorsun ha? Zeliha. Daha iyi misin? Yat yat. Bak sana enerji kaynağımı getirdim. Ben ne zaman Bedirhan'ı öpsem içim ferahlar. Belki sen de kendini daha iyi hissedersin. Öyledir tabii. Senin de yakında bebeğin olacak. Beni daha iyi anlayacaksın. İnsanın yaşama sebepleri öyle değil mi? Öyle. Onun her geçen gün büyüdüğünü görmek, senden, sevdiğin adamdan izler taşıdığını görmek insanı hayata bağlıyor. Çocuğunda sevdiğin adamı görmek güzel şey. Bedirhan. Hadi bakalım. Oy 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 oy, paşa paşa paşa. Korkma, bakacağız artık bir çaresine. Bundan sonra evi koruması için birkaç adam gönderirim buraya. Güvende olursun. Kimseyle bir alıp veremedim yok ki. Böyle bir şey kim niye yapar anlamıyorum. İşte insanlar çeşit çeşit. Bazısının sağ solu belli olmuyor. Durduk yerde hadise çıkarmak istiyor. Etrafı inceledik ama kayda değer bir ipucu yok. Çalınan bir eşyanızın olmadığını da söylüyorsunuz. Hayır, yok. Belli ki biri sizi korkutmak istemiş. Çevrenizde anlaşmazlık yaşadığınız biri var mı şüphelendiğiniz? Hayır. Yani sanmıyorum. Bilmiyorum. Olayın şokunu atlattıktan sonra daha sağlıklı düşünürsünüz. Aklınıza bir şey gelirse bize haber verin. İyi akşamlar. Şuranın haline bak. Ne yapacağım ben? Gece vakti temizliğe girişmeyi düşünmüyorsun herhalde.
Hadi kalk. Gidiyoruz. Ne? Ceren. Gece burada uyumayacaksın değil mi? Hadi. Eğer Bersan Zeliha'nın burada olduğunu öğrenirse bir şekilde eve girmeye çalışacaktır. Gözünü karartmış vallahi. Yapabilir mi bilmem. Ama en azından dener. Evdekileri bu kadar büyük bir riskin altına sokamam. Peki Zeliha için aklında başka bir yer var? Sanırım var. Ben geldim. Ama isterseniz sonra geleyim. Yok, senden sakladığımız bir şey yok. Saklamak başka, söylememek başka. Başka da mı? Bozacının şahidi Şıracı. Sıla, Tarabya'daki evin müsait mi? Müsait. Neden? Şimdi tabii bizim de hatalarımız olmuştur. Annenizin değil ama en çok benim. Bizim varımız yokumuz sizsiniz. İnsan hayatta başka ne ister ki? Bütün derdimiz siz acı çekmeyin. Kimse sizin canınızı yakmasın. Üzülmenizi, darılmanızı biz ister miyiz değil mi? Biliyoruz baba. Hiç darılır mıyız size? Asıl siz bize darılmayın. Yemin. Okuldan bir daha kaçmayacağım. Derslerime de çok çalışacağım. Benden de söz. Aferin, akıllı çocuklarım benim. Ay, aslandır benim. Kuzularım. Uy. Bu da nasıl oluyor ana? Hem aslan hem kuzu. Bak aynı işte böyle senin gibi oluyor Sıpa. Hadi kalkın gidin yatın çabuk. Ha tamam oldu işte. Aslan kuzu Sıpa. Hadi. Bak bir de alay geçiyorlar analarıyla. Hadi gidin yatın çabuk. İyi geceler. Haydi yavrum size de. Bedar. Böyle ne güzel değil mi? Ailece hep bir aradayız. Çoluk, çocuk, sen, ben. He, çok şükür Celil. İnsan çok hayatta şükür. Başka ne ister ki? Değil mi? Tamam Celil, tamam. Anladım. Ne anladın? İşte, anlayacaksam onu anladım. Ya o kadar inat etme de o işe ameliyatı. Bir an önce kurtuş illetten ya. Ailece yüzümüz gülsün. Ağzımızın tadı değişsin. Dediği gibi anladın değil mi? İşte tas tamam da bunu anladım Celil. Ya sen ne kadar anlayışlı bir kadınsın ya. İsteyin. Yok, sağ olasın. İyi, ben bir koşu markete gideyim. Peçete falan alayım. Lazım olur he? Acele etme. Benim bir şeyim yok. İyi abi, ben hemen gelirim. Hadi abim. Ayşe, bir şey oldu mu? Yok yok. Korktum biraz o kadar. Ben gideyim Hüseyin. Nasıl oldun Şivan ağam? İyisindir inşallah. İyiyim çok şükür. Benden bir istediğin var mı diye ben gelmiştim. Geç hele. Otur şöyle. Bu iş olmaz Hüseyin. İyi çocuksan. Lakin bu iş olmaz. Ayşe benim hayattaki tek şeyim. Onun üzülmesine dayanamam. Anan gelip benimle konuştu. Evime dul gelin almam diye. Belli ki sizin bu iş olsa bile kötü davranacak Ayşe'ye. Göz göre göre bacımı ezdirtmem Hüseyin. Anladın değil. Yüzüme bak hele. Uzaklaş Ayşe'den.
Eğer onu gerçekten seviyse, uzaklaş. İşte hazır. Yani sayılır. Gerçi biraz yamuk oldu ama yatınca zaten bozuluyor değil mi? Çok teşekkür ederim. Çok zahmet oldu. Ben aslında bir otelde de kalabilirdim. Sen ne diyorsun Ceren? Ne oteli? Gece vakti bir başına otelde kalacaksın öyle mi? Size biraz tuhaf gelebilir ama ben 19 yaşından beri her işimi kendi başıma halletmeye alışkınım zaten. Doğrudur. İnanırız. Ama elimde olsa bu hayatta seni bir dakika bile bir başına bırakmam. Neyse. Geç oldu değil mi? İyi geceler. Sana da. Bir şeye ihtiyacın olursa... Tamam biliyorum. Oldu. Afiyet olsun. Aferin sana. Doktorun verdiği diyet aynen uygulanacak. Söz mü? Tamam, söz. Ben birazdan çıkacağım. Bir şeye ihtiyacın var mı? Yok, sağ ol. Tamam. Senin için birkaç parça bir şey hazırlattım. Sen de toparlanırsan yavaş yavaş iyi olur. Aklına başka bir şey gelmesin. Aslında gitmeni hiç istemiyorum. Sadece orada daha güvenli olacaksın. Sen de ufaklıkta. Sağ olasın bacım. Allah razı olsun. Evde yalnız değilsin zaten. Bir şeye ihtiyacın olursa Nurhan'a seslen, tamam mı? Merak etme Zeliha. Her şey yoluna girecek. Görüşürüz. İki dakika sabredemedin ha. Günaydın, kolay gelsin. Günaydın, uyandın mı? Hadi gel, kahvaltı hazır. Eline sağlık, zahmet olmuş. Vallahi biz ona zahmet demeyelim de eziyet diyelim istersen. Çünkü neden? Beceremediğin işi yaparsan ne olacak? Böyle eline yüzüne bulaştırırsın değil mi? Ben hazırlasaydım keşke. Yok ya, estağfurullah, olur mu? Sen misafirsin. Telefon çalıyor galiba. Öyle mi? Hiç farkında değilim. Açmayacak mısın? Açacağız artık. Ne yapalım? Efendim. Günaydın Dilaver. Uygunsuz bir zamanda aramadım umarım. Biraz öyle oldu. Peki. Müsait bir zamanda uğra da konuşalım. Uğrarım. Bu arada Ceren Hanım'a selam söyle. Kusura bakmasın. Evini biraz dağıttık. Bak sen akıllı olmazsa kızcağızın başına daha tatsız şeyler de gelecek ne yazık ki. Anlıyorsun değil mi? Ben seni arayacağım. Ne oldu? Kötü bir haber mi? Yok değil. İş.
Hadi soğuyor. Hadi afiyet olsun. Sana da. Günaydın. Bu sabah kahvaltıda ne var bakalım? Sen bugünlerde kilo almadın mı biraz? Bence bu sabah yemeyelim. Tarabya'daki evi acil hazırlamamız gerekiyor Kerim Bey. Peki Sıla Hanım, ben gerekli talimatı veririm. Bu işin başında bizzat sizin bulunmanızı istiyorum. Çünkü orayı en iyi siz biliyorsunuz. Fazla zamanımız yok. Anlıyorum. Yalnız beni Dilaver Bey bekliyordu. Yeni projeyle ilgili mekanları gösterecektim. O işle başkası ilgilensin. Dediğim gibi zamanımız yok, acil. Peki, akşam hazır olur. Teşekkürler. Rica ederim. Gel. Çok hızlısınız Kerim Bey. Ama benim işim daha bitmedi. Bir iki dakika bekleteceğim. Ben de haber vermeye gelmiştim. Maalesef ertelemek durumundayız Dilaver Bey. Acil bir iş çıktı. Allah Allah. Neymiş o acil iş? Sıla Hanım, Tarabya'daki evin hemen hazır olmasını istedi benden. Niye bu kadar acil istiyor? Ne yapacakmış Tarabya'daki evi? Kendi evinde fare çıkmış. Aciliyete dışında herhangi bir bilgiye sahip değilim. Bilemiyorum. Ben biliyorum. Pardon? Sen işine bak. Ne olacak şimdi? Yine hayal mi kuruyoruz? Ben senin yerinde olsam bunlarla ilgilenmem. Ceren diye güzel bir kız var hayatında. Kimsesi yok. Ben senin yerinde olsam o güzel kızı düşünürdüm. Hayaller kurardım. Ve onu kaybetmemek için her şeyi yapardım Dilaver. Sen de öyle yap. Dilaver? Kusura bakma. Dalmışım. Ceren, benim çıkmam gerekiyor. Zeliha, iyi misin ha? Al iç şundan biraz. Çok korkuttun beni. Bir şey oluyor sandım bebeğine. Onu da denedim. Efendim?
düşürmek istedim. Olmadı. Yaşamak istiyor. Ne diyorsun sen? Hoş geldin Dilaver. Fazla kalmayacağım. Böyle ayaküstü uğramanın önemli bir sebebi vardır herhalde. Öyle. Seni dinliyorum. Kızın yerini öğrendim. Ama ondan önce senden birkaç şey isteyeceğim. Bundan sonra ne sen beni bil, Berzan Ağa, ne ben seni. Çevremden ve çevremdekilerden uzak durmanı istiyorum. Tamam Dilaver. Nasıl istiyorsan öyle olsun. Sözünü tutabileceksin, değil mi? Tuttum bir. Yeter ki Zeliha'nın nerede olduğunu söyle. Hiçbir şey yapamadım. Hiçbir şey düşünemedim. Sadece ölmek istedim. Ama olmadı. Olmadı. Zeliha, iyi misin? Bak bir şey söyleyeceğim. İstersen sonra konuşalım ha? Ne zaman istersen. Bırak da anlatayım. Kimseye diyemedik. Bir Samim bildik, bir de ben. Bir de Berzan tabii. İçimde kaynayan bir kazan var. Kapağını açmazsam patlayacak. Ne olur. Ne olur. Evet. Zeliha'yı Sıla Hanım'ın Tarabya'daki köşküne götürecekler. Hatta belki çoktan yola çıkmışlardır. Emin misin? Emin olmasam söylemem. Sağ olasın Dilaver. Bu iyiliğini unutmayacağım. Unut gitsin. Berzan Ağa. Zivel, Kamil. Buyur abi. Hazırlanın, gidiyoruz. Başım gözüm üstüne abi. Orhan, her şey hazır. Hangi yolu kullanacağımızdan tut da hangi benzinciye uğrayacağımıza kadar. Hangi benzinciye uğrayacakmışız abi? İsmail'inkine. Ben bunu sen bana söyledin, sen söylemedin. Seni denemek istedim. Bakalım hatırlayabilecek misin? Allah'ım yarabbim. Yani ben de ciddi ciddi cevap veriyorum ha. Bu olanlara inanamıyorum. Ne kadar acımasız bir dünya.
ve sevgisiz. Yok. Sevgi yok değil. Var. Hem de nasıl var? Peki Samim'e söyleyebildin mi? Baştan bir şey diyemedim. Çok utanıyordum bacım, çok. Yüzüne bakamıyordum. Kaçıyordum herkesten. Kimseye bir şey diyemedim. O garibim de sandı ki ağaya varacağım. Çekedi civarımda. Ben de dedim ki bari sen üzülmesin. Sonra gebe olduğumu fark ettim. Selia. Öyle bir şey ki tarif edemem bacım. Düşürmek istedim. Olmadı. Yapamadım. Tek kurtuluşum var dedim. Canıma kıyacağım. Bir gece babamın duvarda duran tüfeğini aldım. Kimse yoktu evde. Sonra nasıl olmuşsa olmuş. Bilmiyorum. Hissetmiş, sezmiş herhalde, malum olmuş. Selia. Öyle yaptık bacım. Unuttuk. Kaçtık, evlendik. Samim karnındaki bebeği kendi bebesi sandı. Melek o derdi. Melek. Öyle inandık, kabul ettik. Diyeceğim o ki... sevgi yok değil bacım. Var. Hem de nasıl var? Bacım, yalnız bu anlattıklarım aramızda kalacak. Söz mü? Zeliha. Söz mü? Zeliha, hazır mısın? Hı hı. Tamam, gidelim o zaman. Thank you.
Ağam, gerek tertibatı alıyoruz. Etrafta bizden başka kimseler olmayacak. İyi. Tedbiri elden bırakmayın Ziver. Ne olur ne olmaz. Olur ağam.